Evet Süheyl Bey, hadisenin promosyonu ve şu anki çalışmaları nasıl gidiyor? Duyduğumuz kadar biraz rahatsızlık geçiriyormuş. Bu konuda biraz açıklama getirir misiniz? Ya promosyon çalışmaları ile ilgili zaten bugüne kadar bir sürü açıklama yaptık. Bütün kamuoyu da izledi. Promosyon çalışmaları gerçekten hani herhangi bir sanatçının yapabileceğinden çok daha ağır şartlarda, çok daha yoğun geçti. Yaklaşık 3 aydır Avrupa'nın her yerine gittik biliyorsunuz. Son olarak da Moskova'ya geldik. Moskova'ya geldiğimiz andan itibaren de gerçekten aynı yoğun çalışma ortamı belki hani birkaç misli olarak söz konusu. Burada provalar var. Bizim kendi provalarımız var. Vokal provalarımız, koreografi provalarımız. Tabi bu arada şu küçük açıklamayı da belki yapmak gerekiyor. 23 yaşında gencecik bir sanatçıdan bahsediyoruz. 5 ay gerek bu yoğunlukta gerekse beklentiler anlamında. Çünkü bu genç insan görülüyor ki çok ciddi bir baskı altında aynı zamanda. Büyük bir sorumluluk taşıyor. Sokakta gördüğümüz herkes, bütün yetkililer, devletin bütün üst düzey yöneticileri, sanatçılar, Türkiye'deki kamuoyu, hatta Avrupa'daki Türkler ve dünya kamuoyu belki hadisenin hep birincilik beklediklerini, hedefin birincilik olduğunu o kadar çok tekrar ettiler ki bunu duymak tabii ki çok güzel. Ama aynı zamanda tabii çok ciddi bir baskı bu genç bir insan için. Bu sorumlulukla galiba biz biraz yorduk hadiseyi ve bağışıklık sistemiyle ilgili küçük bir sorun yaşıyor. Bunun bir fiziki izi de var şu anda. Ama yani her şey kontrolümüz altında. Biz gereğini yapıyoruz. Sadece şöyle bir önlem aldık. Yarı finale kadar, yarı final öncesi kostümlü provalara kadar hadiseyi burada planlanan başka bir provaya götürmeyeceğiz. Başka bir promosyon çalışması yaptırmayacağız. Diğer ülkelerin düzenlemiş olduğu organizasyonlara katılmayacak. Umarım bu şekilde bir çözüm bulacağız diliyoruz. Ama burada bir şey daha söylemek gerekiyor. Hani bu beklentiyi yaratan bütün insanlardan şimdi bizim bu genç sanatçımız için gerçekten bütün iyi dileklerini, duygularını ve dualarını eksik etmemesini rica ediyoruz. Galiba buna biraz şu günlerde çok fazla ihtiyacı var. Senden birincilik bekliyoruz. Söylemlerinden daha çok galiba bu iyi dilek, duygu ve dualara ihtiyacı var. Bunu da bu vesileyle paylaşmak istedim. Bu alana da tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Peki kısaca ne tedavisi oluyor, doktorları görüyor değil mi? Yani herhangi bir bu konuda burada sorun yaşanmıyor. Yok, hiçbir sorun yaşanmıyor. Dediğim gibi her şeye hakimiz. Yani bu konuda tabii bir olağanüstü bir mesaj verip yanlış bir noktaya getirmek de istemem ama yani daha da geniş bir açıklama yapıp insanları da üzmek istemiyorum. İnsanın tabii yani ciddi bir kontrol altında olması gerekiyor.